Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna, Dying Light 2 bir tam rehber videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerinizdedir. Bugün de size nacizane çok güzel başlıktan da anlayabileceğiniz gibi Dying Light 2'de New Game Plus nedir? Nasıl ölümsüz olabiliriz? Bunun rehberini yapacağım. Böyle videoların devamı için lütfen beğenir ve abone olursanız kanala büyük bir destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda videoyu hiç atlatmadan izlerseniz de hem bana destek olmanın yanında da tek seferde videoyu izlediğinizde kesinlikle işte ortalama 10 dakikalık bu videoda %1 milyon ihtimalle izlediğinize değecektir. Bunu da söyleyeyim. Öncelikle New Game Plus nedir ve nasıl Dying Light 2'de ölümsüz oluruz? Bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar New Game Plus oyunu tekrar sıfırdan daha zorlaştırılmış versiyonda oynamaya denilen addır. Birçok oyunda New Game Plus vardır. Birçok oyunda da farklı size şeyler sunar. Dying Light 2'yi ilk oynadığınızda, bu arada oyunun zorluğunu da zorda oynamanızı tavsiye ederim. Dying Light 2'yi ilk oynadığınızda fark etmişsinizdir, bölgelerin hepsinin belli level'ları vardır. Kimisi 2 ile 4 arasıdır, kimisi 5 ile 8 arasıdır, kimisi 8 seviyedir gibi gibi. Böyle farklı level'lara ayrıldığını görmüşsünüzdür bölgelerin. O gördüğünüz level'lar o bölgedeki zombilerin level'larından hareketlidir. Yani 2 ile 4 arası yazan bir yerde ya en az 2, en fazla 4 level'lık bir zombiyle veyahut ecelle karşılaşabilirsiniz demek bu. New Game Plus direkt gözle görülür bir şekilde buna dokunuyor. Oyunda biliyorsunuz en son seviye 9 seviye kardeşlerim. 9 seviyede eğer ecellerle fight attıysanız işte 4 seviye bir ecelle 9 seviye ecelin arasındaki can ve hasar farkını illaki fark etmişsinizdir. Eğer ki bu farkı da hani fark etmediyseniz de bence fark etmenize de gerek yok. New Game Plus'ı oyunun ana menüsünden başlarken açabilirsiniz. Oyna kısmından. Ben şu anda tabii ki de istesem de gösteremem. Çünkü hani kendimde New Game Plus açık şu anda zaten. Ben New Game Plus'ı da bir şekilde bitirdiğim için de. Ben de açık değil. Peki neye yarar herhalde New Game Plus derseniz? Arkadaşlar New Game Plus oyununuzu daha da zor hale getirir. Zombilerin canlarını 9'a sabitler. Hikayenin tamamını 9'a sabitler. Yani hikayede karşılaştığınız bir boss'tan dışarıda gördüğünüz çok basit bir zombiye kadar her şeyin canını 9'a yani en son seviyeye sabitler. Bu da ne demek? Normale göre yani normal oyununuza, normal save'inize göre o zombilerin, ecellerin veyahut karşılaştığınız boss'ların normale göre daha fazla vurması demek. Bu herkese gelebilecek bir zorluk değildir. Özellikle New Game Plus'ı zor modda oynuyorsanız ki bu sene içerisinde kabus zorluğu da gelecek. Kabusa çektiğinizde daha da zorlanacaksınız. Ben bunları yapamıyorum. Hali hazırda zaten militer maşeteniz yoksa ben hiç militer maşete almadım. Ya da ne olduğunu daha iyi bilmiyorum diyorsanız New Game Plus'tan biraz da uzak durmanız doğal olarak da ölümsüzlüğü de birazcık reddetmeniz gerekiyor. Militer maşete ile ilgili bir rehber videom vardı. Sağ üstteki kartlara koyarım. Oradan videoda o video fixlendi sayılır arkadaşlar. Sadece işlemini görebilirsiniz. Çünkü maalesef militer maşete son gelen 2023'ün son güncellemesi olan Winter Tales Update'de yani kart haneleri güncellemesinde fixlendi. Hala alınabiliyor militer maşeti ama bunun için haritanın altına düşmeniz gerekiyor ve bu da çok da basit bir şey değil. Benim en azından çok sık yapabildiğim bir şey değil. O yüzden militer maşeti artık hiç olmadığı kadar değerli. Bilmeyenler için Carnage Hall'da militer maşeti adında bir silah var. O silah glitchli bir silah. Normalde hasarı 300 olarak gözüküyor fakat ecel dahil birçok boss'a tek atabiliyorsunuz. Bazılarını da iki vuruşla öldürebiliyorsunuz. Özelliği bu silahın. Çünkü kendisi glitchli bir silah. Carnage Hall'dan alınabiliyor sadece vesaire vesaire. İlgili videoyu izleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Tekrar videomuzun konusuna dönecek olursak. New Game Plus'ta bütün zombiler 9 seviyedir ve bütün bölgelerdeki zombiler de 9 seviyedir kardeşlerim. Yani hiçbir türlü 8 seviye veya 6 bir zombi veyahut bir boss, bir hikayede karşılaştığınız düşman göremezsiniz. Hepsi 9 seviyedir ve bu şekilde oynamaya başlarsınız. Bütün istatistikleriniz durur. Yani o anda işte parkur seviyen ne kadarsa, efendime söyleyeyim, ya efsanevi seviyesine geçtiysen parkuru, dövüş XP'sini fulllediysen o olduğu gibi kalır. Hiçbir şekilde değişmez. O değişmeyeceği gibi envanteriniz de A'dan Z'ye korunur New Game Plus'a geçtiğinizde. Sadece hikaye ve yan görevler sıfırlanır. Siz oyunu tekrardan sıfırdan oynarsınız. New Game Plus'ın üstüne bir New Game Plus daha açılmıyor diye biliyorum. Yani bunu sadece bir kere yapabiliyorsunuz bir save'de. Oyunu gel peki ölümsüzlük kısmı nasıl oluyor herhalde derseniz de bu da direkt New Game Plus'la alakalı.
Oyunun hikayesini bitirdiniz. Ardından tekrar dediniz ki ben New Game Plus oynayacağım. New Game Plus'ta bu arada bir oyuncunun olup olmadığını nasıl anlarsınız derseniz sadece sağ üstte bakmanız yetiyor. Bende şu anda efsanevi seviyesi var. Efsanevi seviyesinin altında bir artı işareti var. Bu o oyuncunun New Game Plus'ta oynadığının kanıtıdır. Ha, buna bakmanıza gerek yok. Çok basit bir şekilde de bir oyuncu sürekli 9 seviye zombi, hani en basit zombiler bile 9 seviye olarak gözüküyorsa, haritasını açtığında bütün bölgelerin level'ı 9 yazıyorsa zaten oyuncu her türlü New Game Plus oynuyordur oyunu. Bilginiz olsun. Kabus zorluğunda bu 9 seviyenin daha da artmasını bekliyoruz. Böyle bir ihtimal de var. New Game Plus'a başladınız. Daha zor, her şey daha da zor. Ama dediğim gibi militer amaçlı hayatınızı ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Gittiniz tamamladınız. Oyunu bitirdikten sonra oyunun size bir tane kask veriyor kardeşlerim. 15 zırh takviyesi bulunan gördüğünüz kaskı size veriyor. Bu kaskı taktığınızda bu kask buglu arkadaşlar. Yani ben oyunun bilmiyorum açıkçası, hani teknatım bunu bilerek yaptığını düşünmüyorum. Çünkü bu kask buglu. Bu kaskı taktığınızda belli bir zırh takviyesinin üstüne çıktığınızda, yanlış hatırlamıyorsam 40 ya da 45 zırh takviyesinin üzerine çıktığınızda karakteriniz ölümsüz olur ama bir tane boost'la beraber. Normalde bu kaskı takıp zırh takviyenizi 45'in 50'nin üzerine çıkarttığınızda, ki burada şunu da söyleyeyim, yan şeylerde hasar direnci, işte marazlara karşı hasar direnci olmak zorunda değil. Bonuslarımdaki ben videonun üzerinde konuşuyorum, size gösterdim ya da göstereceğim. Bonuslarım kesinlikle marazlara karşı, yani hasar direncim %100'ün üzerinde değil ki, %100'ün üzerine çıkarabilirseniz oyunda o zaman da tekleyemiyorsunuz. Ama o zaman bug değil, o tamamıyla bonuslarla alakalı bir şey. Bu direkt bir oyunun hatası diye düşünüyorum ben. Bu kaskı taktığınız zaman belli bir zırh takviyesinin üstüne çıktıktan sonra hala hasar yemeye devam ediyorsunuz. Fakat sağlamlık takviyesi dediğimiz, yani alınan sarımızı %25 oranında maksadığımız zaman takviyeyi azaltan sağlamlık takviyesini basarsanız karakteriniz hiçbir şeyden hasar yemeyecek bir hale geliyor. Ölümsüz hale geliyor kardeşlerim. Hiçbir türlü tek yemiyor. Hiçbir türlü hasar yemiyor. Her şeyi geçtim. Tabii ki de normal çevresel hasarları yiyorsunuz hala. Size vurulan hasarları yemiyorsunuz. Herhangi bir normal zombi ya da ecelin vurduğu hasarları yemezken, atıyorum etrafta bir yangın vardır. Yangın size hasar verir. Örnek veriyorum, elektrik size hasar verir. Bombalar öldürüyor direkt oyuncuyu, biliyorsunuz. İşte molotoftur. Bence çok saçma, çok delirdiğim bir şeydir o da. Molotof el bombaları direkt insanı öldürebiliyor. Bunlara tabii ki de bir etkisi yok. Bir de eceller sizin üzerinize atladığınızda onu dodge'lamazsanız yine aynı şekilde ölüyorsunuz. Çünkü burada bunu da şöyle anlayabilirsiniz. Boostlarınız, yani takviye bastığınız takviyeler, zombi sizin üzerinize atladığında ya da sizi tuttuğunda sol üst taraftan bakarsanız kesinlikle bir takviye olmadığını görürsünüz. Onun da nedeni o kardeşlerim. O animasyona girdiğinde takviyeler deaktif oluyorlar. Bir daha o sırada kullanılamıyorlar, onları üzerinizden atana kadar. Ama onun dışında her türlü tek yemeyen bir hale geliyorsunuz. Yüksek ihtimalle bu videoyu, yani bir süre sonra fixlenecek bu. Bu uzun bir süredir var ama yani militer maşete olayı da uzun bir süredir vardı. Videoyu çektim, şansıma çok geçmedi güncelleme geldi ve oyunu fixlediler, oyundan kaldırdılar. En azından bizim aldığımız metodu, en kolay metodunu. Bunda da aynı şey olabilir. O yüzden elinizi acele tutmanızı tavsiye ediyorum. Ne yapıyormuşuz? Oyunu normal bir şekilde bitiriyormuşuz. Daha sonrasında New Game Plus'ı açıyormuşuz. Bu arada bunu nasıl alabiliyorsunuz derseniz, New Game Plus bittikten sonra otomatik olarak envanterinize geliyor arkadaşlar. Yani New Game Plus'ta finali gördükten sonra, son ara sahneden sonra kredi ekranı geliyor biliyorsunuz. O kredi ekranı geçtikten sonra sağ taraftan eşyanın direkt geldiğini, kaskın direkt size geldiğini görebiliyorsunuz. Bu kaskı seçtiğinizde de efendime söyleyeyim, zırh takviyenizi 40 ya da 45'te ikisinden biridir deneyerek görebilirsiniz. Herhangi bir boostlarla, sadece zırh takviyesi yazan kısım 40 ya da 45'in üstünde olması yeterli. Çıktıktan sonra sağlamlık takviyesi basarak ölümsüz hale gelebiliyorsunuz. Bu videoda da rehberim bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu sayede de arkadaşlar oyunda ölümsüz olabiliyorsunuz. Ölümsüz olabilir. Hem arkadaşlarınızı isterseniz hava atabilir ama her şeyi tabii ki de geçtim. Şimdi goy goyunu geçtim. Hiçbir şeyden hasar yemeyen bir hale gelebilir. Çok daha hızlı ecel grindlayabilirsiniz. Ecelleri kesip daha hızlı efsanevi seviyesi kasabilirsiniz. Ben hile yapmadan bu oyunda ölümsüz olmak istiyorum diyorsan
İşte bu videoda ben de sana kısaca bunun cevabını verdim. Umarım sizin de video hoşunuza gitmiştir. Böyle videoların devamı için lütfen beğenip kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Başka da bu videoda hani ekstra söyleyecek bir şeyim yok. İleriki rehber videolarım, istediğiniz hani Dying Light 2 ile ilgili içerikler varsa yorumlar kısmına mutlaka yazarsanız sevinirim. Farklı bir videoda, farklı bir rehber videosunda, Dying Light 2 rehber videosunda görüşmek dileğiyle. O zamana kadar hepiniz kime emanet olun? Yüce Allah'a emanet olun. Umarım New Game Plus ve kaskı taktığınızda bir hata sonucu diyorum ben buna hala. Nasıl ölümsüz olabileceğiniz konusunda ciddi bir anlamda bilgiye sahip olmuşsunuzdur. Siz de bu sayede oyunda ölümsüz olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.